Selam dostlar, bildiğiniz gibi futbol manager kariyerimiz devam ediyor. Bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Bayer Leverkusen'i yine tokatman yaptık. Şimdi Arsenal'le karşılaşacağız. Bu arada Twitch'te de yayındayız. Bizi hem Twitch'te takip edebilir hem YouTube'da takip edebilirsiniz. Sohbet çerçevesinde, saygı, sevgi içinde. Selam olsun YouTube'a. Biz selam da geldi bu arada. Bunu Ece, orada mısın? Bir şey soracağım. Bu chat'i ekrana verebiliyor muyduk ya? O da var mıydı ya? Onu da ayarlasak. Chat'i ekrana versek. Hem chat ekranda durdursun. Ekranda çünkü gelen soruları ben cevaplıyorum. Onları göremiyor YouTube'dakiler. Ona bir bakabilir misin? Çünkü YouTube'daki Twitch'te sorulan soruları cevaplıyorum. Adamlar ne sorulduğunu görmüyor. Beni deli sanmasınlar. Ona bir bakarsan en azından ekrana vereyim, güzel olur. İyi oldu, aklıma geldi. Salak sanarlar beni. Dengelden pozitife döndür diyor da olmaz. Kadro oturdu bu arada. Yeni sezonda birkaç takviye yapıldı. Arthur, Daniel Orta, Mings, Konsekeş, Luka Dean'i geri aldık. Coutinho, Bailly. Güzel güzel. Şimdi Angelo. Bunu forvete alıştırıyoruz biraz da. Marcus Edwards, Coutinho. Güzel, bu 11 iyidir. Bu 11 yürütür bizi. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ya. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıksam 10 numara 5 yıldız olacak bu ilk sezonumda. İlk sezon. Yarın bu arada, yarın diyorum ki şöyle. Yarın geniş bir yayın mı yapsak? Böyle bol süreli. Böyle FM'den bir tadımızı alsak mı ya? Ne diyorsunuz? Martinelli. Tıt 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 tıt. Ya oğlum, iki dakikada yemeyelim. Olur abi. Yarın şöyle kafa dağıtalım diyorum. Bayağıdır yayın uzun süreli açamıyorum. Yarın şöyle bir erken mi açsak ya da geç açıp geç mi kapatsak, nasıl yapsak bilemedim. Oğlum ne oluyor? Kendi kendine vuruyor bunlar. Gündoğan, Martinelli harika pasta. İyi bitirdi. Bu sıkıntı. Önemli değil ya. Bu golleri zaten yiyeceğiz. Yani bunlar Arsenal. Karşı takım da boru değil yani. Olur bu kadar. Her şey oluruna varır. Takım iyi ya. Takımdan memnunum. Gerektiği yerde gereken cesareti gösterir oyuncular. Mesela böyle. Lan oğlum, çizgiden çıktı. Çizgiden çıktı. Takım çok iyi ya. Çok değiştirmedim takım bu arada. Takımı çok değiştirmedim. Yine Şampiyonlar Ligi'nde. Bu arada Süper Kupa'yı da aldık. Dünyaya gelmeyenler görmemiştir. Süper Kupa'yı cepledik. İlk yer bitti. Böyle bir takımla konuşalım. Terimli, Metikeş, Konsa. Git oğlum, git. Git sür. Boşuz. Inks'in önüne de. 50'ydi o topun geçmeyişi. Zinchenko. Defans arkasına normalde bu kadar adam koşturmazdım. Of. Dakika. Edwards değişikliği lazım. Inks yerine bir Martial. Coutinho yerine bir Buendia. Danilo yerine McGinn. Aleykümselam Utku.
Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin adaş. Watkins yerine Angelo. Wendy'yi aç ortaya vur bir puan alalım gidelim. Bilgisayara internet bağlattım sonunda. Mobilden mi bağlanıyordun? Hiç fena olmadığımız bir maçta puan kaybettik. Ama olur bu. Bunlar lig başında olur. Bunlar nazarlık. Mali duruma bakın, 11 milyon param var. Bir 600 milyon, 600 milyon diyorum. 600 bin euroluk da maaş açığım var. Şöyle gözlemcilere bakarsam bizim şöyle düşürebileceğimiz, şunu bir temizle. Ah, şöyle şimdi temizledim, temizlemedin ki baba. Ruben Neves listede 26 yaşında. Karahan hükmecisi Letrelli. Bir bildirim geldi ama bu 10 lira atmış. Ha, şimdi ayıktım mevzuyu. Ekrana düşmedi, yukarıda yana geldi. Lan. Letra ulan Ece. Hoca iki kişi daha bulup online lig mi yapsak? Reisim şu kariyerim videosu var bu seri içinde. Yani bu belki sonraki içerik olabilir o. Abi bence dünyanın en zor liglerinden biri de EFL Championship sence? Championship kesinlikle zor. Ben ama orada bunu şey için mi, oyun için mi dedin, gerçek için mi dedin, şimdi ona göre cevaplayalım. Bu arada Rumen Deves listedeymiş. Evet, yani çok para. Bakayım listede kimler var. Ruben Neves kaç para istiyorlar? Samuel Ritchie. White McNeil. Senin adam Utku. McNeil. Patson Daka. Raul Jimenez. Dani Ceballos. Vlasic Firmino. Claudio Cabral. Barbosa. Barbosa da iyi adam ya. Ne Barbosa'yı alabilirim. Okonga Lanzini. Gerçek abi ya, oyunda da zor ama gerçekte de zor, cehennem la. Sen TFF 3. görmemişsin. Ya evet. Şimdi şöyle izledim ben. Ben Kocaeli sporluyum Utku. Şöyle Utku da öyle bir takım tutuyordu sanki, yanlış mı hatırlıyorum? Aynı. Matias. O da Kocaeli Spor'u tutuyor bu arada. İkiniz hemşeri çıktınız. İki Kocaeli Sporlu nasıl benim yayınımda denk gelebilir? Bu da ayrı bir soru. Bunları da Kamavinga. Kamavinga yine bize gelmez. Su doldurup geliyorum hemen ya. Bir dakika. Geldim. Devam.
Bir su doldurduk, bir su molası. Kocaeli'me oyunda Carlos Tevez getirmiştim Dino'nun yanına. Kresler çok iyi sol ayakta stoper abi ama şu an senin ilk senede olmadığın için 21 yaşına falan gelmiş olabilir. Baksa Kresler. Bakalım. Bak dün yalvardım. Hangisi bu? Dün yalvardım bana stoper önerin diye. Bu değil. Bu. Öbürüydü senin dediğin sanırım. Leeds'teki adam. Charlie Kresler. Bakayım buna. İyi geceler menajer. Hoş geldin kardeş, hoş geldin. Kanalımızı takip ediyor muymuşsun sen? Şöyle bir rotasyona gideceğiz bu maça. Angelo, Mariano sakat, Martial sakat. Edwards, Iverson. Kerr Smith değil. Kerr Smith aslında şey yapabilir. Onun sana yerine oynayabilir. Alex Tejes oynayabilir. Leon Bailey'nin Jakob Ramsey değil de Kayiki oynayabilir. Arthur falan yok. Arthur oynamaz. Buendi oynayabilir. Bu rotasyon iyi. Bu maçı zaten yani eleyemeyiz City'ye zaten. Ona göre öbür Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacağız. Başka nereye stoper lazım abi? Lan stoper ne tarafı? He. Nereye transfer lazım? Şimdilik aldım 2-3 tane. Dün ya ara bul bir tane stoper, Vallahi zar zor bir tane getirdik de şimdilik lazım değil gibi. Çünkü ama lazım olacak. Bir tane kanat oyuncusu lazım olabilir. Ama kanat forvet değil, kanat. Yani orta sahadaki kanat. Orada oynayan bir oyuncudan. Keşke gelseymişim dün. Ya dün gelseydi var ya, dün transfer yeriydi. Dedik ki şey yapalım. Şampiyonlar Ligi için şöyle birkaç transfer yapalım. Az kişi vardı. Aradım full transferleri. Böyle birkaç kişi vardı. Onlarla oynadık. Onlarla bulabildiğimizi aldık. İşte en son bitirdik transferi. Birilerini aldık alabildiğimiz. Kayiki'yi falan az kadroya çıkardım. Onu almıştım. Bir arkadaş bana Kayiki'yi aldırdı. Bir daha da gelmedi. O da üzdü beni yani. Kayiki'yi onunla beraber büyütecektik. Wendy Danilo bak takım nasıl taş gibi top oynuyor. Hoş geldin Berkay'ım kardeşim. City karşısında rotasyonlu kadroda bir gol de attık yine. İyi yani bakalım. Golü yedik bu arada. Şu şeyi ayarı yapıyordum da. Bir dakika hemen şunu ayarı yapmam lazım. Tamamdır. Ya bak bir ayar yapalım dedik. İki tane sıktılar. Kanata top taş taşıyla oynar gibi oynayabilir lan. Taş taşıyla. O neymiş lan? Ya şu görüntü ayarını yapalım dedik. İki dakikada gol yedik. Neyse. Zaten rotasyonlu kadroydu. Buradan elenmek için. Çünkü 4 kulvar falan kaldıramayız yani. Kadronun rotasyonu yeterli değil. Gerçekten yeterli değil arkadaşlar. Top çambazı abi ya, öyle mi deniyormuş? Böyle bir deyim mi var? Çok güzel yiyoruz. Ya bunu şimdi şöyle biraz yemek için bir kadro ile çıktım zaten. Karabağ Cup, Federasyon Kupası, Şampiyonlar Ligi, aynı zamanda lig. Rotasyonum yetmiyor ki. Rotasyonum yetmiyor. Ya deli hocam, epik açılmıyor, epik niye açılmıyor?
Onu CTRL'e kontrol edip yap. Kapat, çalışıyordur aşağıda belki. Bunu elenmem lazım yani. Biraz taktiksel çalışıyoruz burada. Elenelim ki seriden geçelim. Gerçekten kadrom yeterli değil. İnsan oyuncuları dinç tutmamız lazım. Dinç'i sakat çıkartayım sakatlanmadan. Jakob Ramsey. Jakob Ramsey girsin hatta şuraya. Nerede genç var? Koyalım. Şimdi dostlar. Bu bakın şu oyuncuları transfer ettim. Siz yoktunuz. Göstereceğim maç bitsin. Şu yaptığım yatırımları size göstermek istiyorum. Çok ucuza iyi oyuncular aldık. Yani onların yeteneklerine göre ucuza. Ne oldu, golü vermediniz mi? İptal etmiş. Yayında sıkıntı yok değil mi? Görüntü size iyi geliyor. Aşağıdaki barı doldu ama epik siyah kıran. Bakın gençler, şimdi size aldığım oyuncuları göstereceğim. Bir yorumlayın bakalım ne diyorsunuz. Kayiki'yi de ilk maça çıkardık. Bunu almıştık. Bir tane arkadaş da aldık. Bu çocuğu oynata oynata büyüteceğiz. Bakın şimdi. Yayın çok iyi. O müthiş o zaman. Müthiş. Şimdi transferlere bir gelelim. Gelen. Transfer geçmişi. Bunlar değil. Kardo. Şöyle yapalım ha. Şunu aldık. Marcus Edwards'ı aldık yaz transfer döneminde. 20,5 milyona Sporting'e hem İngiliz hem de özelliklerine bakın. Bence 20,5 milyona böyle kanat bulunmaz yani. Siz ne diyorsunuz? Taş gibi değil mi? Edwards'ı tanımıyorum. Baksana özelliklerine. Yani kanat oyuncusu için harika değil mi 20 milyona? Ben mi yoksa yanlış biliyorum. Bir bu var. Bir şu Angelo'yu aldım 18 yaşında. Bu da böyle bir oyuncumuz. Bence bu da iyi. Bu da bir bizim 15 milyon bir yatırım yaptığımız bir oyuncu. Angelo. Zaten Danilo'yu biliyorsunuz. Danilo zaten bizim kral topçumuz orta sahaya. İkisini aldık adam akıllı. Bir de Mariano ile Antonio Marcial'ı aldık şeyi. Forvet'i yedek diye aldık bunları ikisinde. Bu sene şöyle bir bak şimdi yani Süper Kupa'ya da aldık bu arada. Vurduğun gol olsun başkanımın kardeşi. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederim inşallah. Biz de ona çalışıyoruz. Hoş geldiniz bu arada siz de. Hoca oyuncular DC'ye atılabilir mi? Siz de görün. Atılabilir tabi, oraya ben futbol menajer şeyi koyarım. Futbol menajer odası koyalım. Orada oyuncu paylaşabiliriz. Olabilir, mantıklı. Hemen Letra'ya iletelim onu. Oraya ben futbol menajer şeyi koyayım. Oraya da oyuncu yeri koyalım. Halloluyor bak, hallediyormuş. Hem futbol menajer şeyi, oyuncu paylaşma yeri, transfer yeri falan filan gibi odalar açarız. Oraya isteyen istediğine oyuncu önerir. Kariyer şeylerini yapar. Der ki bundan bu kadar verim aldım. 6 bitiricilikli forvetim var. Onu paylaşmayalım kardeşim, o senin olsun. Övelim şöyle de. Devam edelim.
Şimdi ama 11 gol attı. İyi gol atmış valla. Demek ki iyi rolde oynatmışsın onu. İyi verim almışsın. Yalnız Leicester sonra Juventus'la maçta. Ev sahibi. Ünlem DC yok sanırım ya. Ece onu halledebiliyor muyuz? Aşağıda Discord adresi var. Oraya komut koyduk mu bilmiyorum da aşağıda var bakın. Yayının altında. Oradan katlayabilirsiniz. Şimdi oraya gelmiyor mu? Hakkımdakinden gidemiyor musun kardeşim? Nasıl çalışmıyor? Ben girebiliyorum oradan. Davet geçersiz diyor. Hmm. Anladım. Tamam, tamam, tamam. Ayıktım. Tamam. Onu halledeyim. Aynen Ece, sen oraya at. Ayağını kendisi. Mekli Marcia, Chambers, Ramsey. Edwards, Holding. Merv, Buendia. Hadi bakalım, şöyle bir devam edelim. Aynen oraya bir at şimdilik. Yayın içinde orayı da halletmeye çalışalım. Şimdi tamamdır, devam edelim. Leicester'ı geçip Juventus'u evde yenmemiz lazım beyler. Eğer bu maçta şeyi yakalarsak, biraz iki farklı galibiyet yakalarsak hemen rotasyona döneceğim. Güzel. Dakika 6'da yakaladık. Güzel. Dakika 6'da öne geçtik. İki farklı galibiyet yakalarsak hemen rotasyona dönüp Şampiyonlar Ligi maçına yönelik oynayacağız. Elimizden geldiğince verimli değerlendirmemiz gerekiyor. Bu arada haftaya Trabzon Galatasaray analizi yapacağım. Haberiniz olsun, TR Scout'tan'da takip edin beni. Oradan da haftaya Trabzon Galatasaray, Trabzonlu ya da Galatasaraylı arkadaşlar varsa o maçın analizini yayınlayacağım sizin için. Siteye yükleyeceğim. Kutuyu. Ah be 90'da. Hocam Gökdeniz nasıl oynadı ama bu hafta? Bence gayet iyiydi ya. Ondan beklenilenler buydu zaten. Yani Nuri Şahin onu sokarken tam da onun yapması gerekenleri, yaptıklarını istedi yani Gökdeniz'den. Gökdeniz biraz Ersun Yanal sonrası, o sakatlıklar sonrası çok düşmüştü. Bu sene ama kral izleyici 10 lira atmış. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Gol sayılmadı ya. Bu gol gitsin de para kazanalım. Sen Antalya'yı mı tutuyorsun Utkucuğum şimdi de? İyi aldık. Gitsin de yok ama Antalya kardeş takım. O zaman ayrı. O zaman ayrı. Ama gidecek derecede değil şu an. Doğruları söylemek gerekirse daha var yani gitmesine. 58 oldu. 58'de hemen bir şöyle bir Watkins'i çıkartmam lazım. Hemen yerine bir Mariano girsin. O da bir şey yapsın. Angelo girsin, Bailey çıksın. Ki dedi Edwards'ımız nerede lan? Edwards'ımız kayıp. Edwards kayıp, o yüzden bir onu yani şeye sağ kantı değiştirelim. Yetiştirme bedeli bir %30 pay var. Ya ama onun yani bir maçla hemen gitmez yani. Bir maçlık değil. Bir de zaten öyle şeyi de değildi. Gol yedik hemen, bir oyuncu değiştirseydik. Daha o seviye değil. Kocaeli'ye mi var?
yetiştirme bedeli ve %30 pay. Şimdi anladım. Şimdi ayıktım mevzuyu. Güzel, 2-1 aldık bu maçı. Bize var, anladım anladım, şimdi anladım. Daha var ona biraz daha gitmesine. 2-1 aldık bu maçı. Şimdi Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde, bu zaten grupta favori gözüküyorlar. Buradan bir beraberlik olsa, bir şey olsa görürüz. Bir beraberlik alsak Juventus'tan evde, orada yenilsek de olur. Öbür Leverkusen'i zaten deplasmanda, bakayım ilk maç neredeydi? Deplasmanda oynamışız. Aynen. 3-1 yenmişiz. Evde oynayacağız. Gruptaki öbür takım Slavia Prag'dan iki yerde de 3-3 alsak. Everton'u gösterin hocam. Everton'a bakayım, göstereyim kardeşim. Everton'u Everton'da Brett Waite var. Calvert-Lewin, Nuno Santos. Aynen. Dele Alli. Şöyle Tarkovski, Abdoulaye Doucouré. Virginia Wilmar Barrios gelmiş. 29 yaşında. McNeil arıyorlar. Alan. United istiyor McNeil'i. McNeil'i ben alırım da pahalı. Şimdi. Muhammed Kamara'yı öneriyorlar. Bir güncelleyelim bunu. Şey yapalım. Oo, dur dur, orada bir ödül aldık. Norwich Smith'in ilerisi ayın menajeri ödülünü kaçırmışız ya. Kazanma yüzdesi %66, bu almış. Dean Smith almış, biz ikinci olmuşuz. Delalliye Beşiktaş'a gitmeyeceğim demiş. Allah Allah, ben de bunu ne zaman okudun? Nerede okudun? Ben de sanki hocam DC'de açıldı, oraya atayım ben. Atın atın istediğiniz oraya, işte oraya böyle çok saçma şeyler olmadığı sürece oraya paylaşın. Ben kontrol ederim. Böyle çok boş şeyler atmayı silerim. İngiliz basını yazmış. Allah Allah. Ben de bugün sanki işler bitiyor gibi gördüm. Şimdi bu ilk maçı almamız lazım. Beyler. Bu ilk maçı almamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde evde Juventus geldi mi? Şok uğratmamız lazım. Geldi mi şok uğratalım. Charlie Cresswell. Bu bakalım, bu tam bir anlamıyla bir şey yapsın. Oyuncuyu tam anlamıyla bir gözlemleyelim. Bakalım nasılmış. O da gelsin öyle bize. Tut 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 tut. Bakayım atabilmiş misin? Evet, atabilmişsin. Onları yayından sonra bir bakarız. Şimdi Juventus maçına odaklanalım bir. Oh, buz gibi daldım yayına. Şimdi bu şeyi mahvetme zamanı. Bailey Coutinho, Danilo, Arthur Minks, Konsa, Keş, Luka Dean. Bizim Rob Holding hala sakat, o kötü oldu ama bu yine maç ayetleri. Tamamdır şimdi. Bu maçı almamız lazım. Bu maç önemli bizim için beyler. Hadi bakalım, baltalama 5 son 5 maçta 4 galibiyet almışlar ama bu seriyi bozarız biz evde. Benim bildiğim astronomiye bozar. Talo, Locatelli, Bonici, Pogba, Kulusevski, Mettikeş, Arthur, Bailey, Watkins'i arka, Watkins bitir baba. Ay.
Dri'nin yanından geçti. Coutinho. Danilo top kovaladı. Aa, sakatlandı ya. Ya yapma oğlum ya. Gelir gelirken o dizi dönmüş. Dizi dönmüş de lan, ilk gol kötü kaçtı. 4-2-3-1 oynuyorlar. Cuadrado. Locatelli. Bonici. Uff. Martinez ya. Martinez var ya, beni geçen sene yani çok büyük kurtardı Martinez. Gerçekten Martinez beni geçen sene çok büyük kurtardı. Kaleci çok önemli bu oyunda. Kalecinin refleksleri çok iyi olmalı. Ve birebiri. Birebiri ve refleksleri iyi olan kaleciler hayat kurtarır. Vur be. Vurun lan artık. Martinez adam tek başına dev kaldırdı. Bu gerçekten Martinez. Öyle de şu goller kaçmamalı ya. Danilo da kötüyüm diyor. Danilo'yu da çıkaracağız sanırım bu gidişle. İlk yarı iyiydi. İlk yarımız iyiydi. Of. Bir orta açtı. Orta sahayı değiştirmem lazım hemen. Bir orta sahada McKin hamlesi. Bailey yerine Edwards hamlesi. Biraz daha diri tutmamız lazım kadroyu ki. Arthur'un yerine Arthur'un yerine adam kalmadı ya. Lukadin'i vur lan. Allah be. Şu Arthur'un yerine birini almalıydık. Bu kötü oldu. Asensio da var adamlarda. Metkeş yerine birini alabilir miyiz? Alamayız. O yüzden forvetten değişti. Watkins yerine bir Mariano hamlesi. Takıma şöyle bir seslenelim. Bu maç kaçmamalıydı. 3 puan alabilirdik ama beraberlik, yani ilk başlayışta Juventus'u evde beraberlik iyidir yani. Juventus'tan aldığın her puan iyidir. Juventus'tan aldığın her puan iyidir. 900 yani 1 milyon para veriyor yani sonuçta beraberlikte. 10 numara 5 yıldız. Allah bereket versin. Gişe hasılat rekoru kırmışız. Bakalım, bu itibarımız da %75 olmuş. Karakter özelliklerimiz arttı. Motivasyonumuz çok iyi. Disiplin seviyemiz artmış. Taktiksel bilgi birikimimiz artmış. Artık yavaş yavaş dünya çapı bir şey oluyoruz. Julian Alvarez, bunu City'deki adam değil mi bu? Ya adam bu. Şu forvet ikilisini değiştirsem mi? Ne diyorsunuz ya? Şu yaşlandı sanki Ings artık. 35 yaşında. 35 ne ya? 30 yaşında. Ama bilmiyorum. Everton düşmanı Ings kadrosu kalmalı. Everton düşmanı mı? Düşmanı ama adam oynuyor valla. Ama Ings'in yerine bilmiyorum sanki. Bir bakayım, Ings'in bir 31 yaşına gelmiş bu arada, 30 da değil. Sanki Ings'in yerine diyorum şöyle biraz daha atletik bir adam mı alsak ya? Parayı basıp. Yani Ings'in satıp. Beko 10 lira yollamış. Oho. Kesene bereket Beko'cum. Tıt 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 tıt. Mevkine. Bir adam Everton'a karşı çıktı, her maçta gol atmış. Mevki forvet. Ings harbi kral. O Ings her takımı atıyor mu? Öyle bir şey var. Tıt 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 tıt. Şimdi Mariano'yu oynatalım. Alex Teyis'i oynatalım. Tut şu Buendia'yı oynatalım. Kerr Smith'i oynatalım. Deniz Ay. Oraya da dur, Martial.
Martial. Göremedim. Martial başlasın. Şöyle bir başlasın var. Metkiş, Kayiki. Kayiki de buraya gelsin. Bu maçı şey yapalım. Şimdi Ece bu şey minimum 10 lira falan mı gelmiş şeye donate'e? 3 lira atılıyor mu? O ayarlar önemli çünkü. Agustin Martinez iyi midir? Oo, aleyküm selam Melocuğum, neredesin ya? Hepsi atılıyor. Ne atacağımızı biz seçiyoruz. Ha tamam. Tamam. Ben de korktum acaba minimum 10 lira falan mı geldi diye. O yüzden bir meğersem sizin seçiminiz. Pahalı çünkü 10 lira yani minimumsa o yüzden. İyidir. İyiyse bakalım. Yeni gördüm kankasın. Ya kanka nasıl yeni gördün? Sen bu kanalda mod değil misin ya? Takıma biraz bir bağıralım bu arada. Takım iyi değil şu an. Chris James ne ya? Pepe. Lan bu Pepe var ya. Seni sevip beğendiğim için 10T'den aşağı atamadım. Teşekkür ederim. Ben onu şimdi anladım. Ben de korktum. Dedim 10 lira dedim. 10 TL'ye kola bile yok. Ya kola bile yok da. Kola pahalı. 10 lirayı kazanmak zor yani. Minimum 10 liraysa pahalı. Çünkü abonelik zaten 8-9 lira bir şey. Donate öyle minimum bar gelmesin minimum şu kadar falan diye isteyen atsın istedim. Bu takımı yalnız bir değiştirmem lazım. Madar olduk yani. 2-1 rotasyon yapalım dedik. Bildirim gelmedi. Nasıl bildirim gelmedi abi? Olmaz böyle bir şey. Gönlü bol yayıncı izleyicilerine kıyamadı. Kıyamam tabii. Şimdi ikinci yarı şöyle bir değişikliklerle başlayalım. Dur bir ilk önce bir Watkins. Forvetler nasıl oynuyor? Dur bir onlara bakmayı unuttum ben. Şöyle bir bakayım. 6.5 6.1 Buendia yerine bir Coutinho. Edwards durabilir. Bakalım 6.4 oynayanı bir çıkartalım. Martial çıksın bir buraya. Angelo girsin. Tamam şimdilik bu kadar yeter. Kıyamam 10 lira pahalı yani minimumsa diye korktum valla. Daha var. Biz zamanında 10 lira için otobüse binmedik ya. Cebimize kalsın diye. Vallahi bak. Ya yapma ya. Yapma. Benim oyunda 2010'lar 18 yaşlanmış gibi. O nasıl bir şey yani? Ha, Litsen de 3. Nasıl yedik Litsen 3 gerçekten? Şu Pepe'den nefret ediyorum. Artık binebilirsin. Artık otobüs kullanmıyorum. Oo. Çünkü metroya biniyorum falan. 2000'lisiniz ha. Evet, fakirliğim sadece yön değiştirdi. Kliması olan bir şeye biniyorum. Bu kadroyu bir ayak adam edeceğim şimdi. Bak yine beni sinirlendiriyorlar. Luis Enrique mi? Bu hangi Luis Enrique Allah bilir. Şimdi
hissedilen 43. Bizde İzmit'e tramvaya biniyor sırf serin diye. Vallahi tramvay, yani gerçekten metro ve tramvay serin diye binilecek şeyler. Bu yalnız biz sizce üşüyecek adam mıydı? Litz'e. Nasıl üşüyedik ya? Litz nasıl birinci bir kere? Biz ne olduk? 8'e düştük bir an. 4 galibiyet, 3 mağlubiyet. Kimleri yenildik? İlk United'a yenildik. Litz'e yenildik. Bir daha Arsenal'e sanırım. Gelecek pazar zor gelirim ben hocam. Neden kardeşim? Maça gidiyorum. Ne maçına gidiyorsun? Hocayla. Kaçtaki maç? Akşam mı? Hemen bir deniyorum. Beşte başlıyor. Benim eve gelmem 8. Pazar günü zaten Fener'in sanırım maçı var. Yok, Trabzon'un bu var. Trabzon Galata herhalde var zaten. Aynen, o gün Fener'in de var sanırım büyük ihtimal. Akanji'yi almalıydık ya. Tam denizin karşısına geçeceğim. Oh mis valla. Charlie Cresswell. Bunun bizim takıma gelmesi için biraz daha pişmesi lazımmış. Johnson Sert. Bu bitti. Buksa. Martial ne oldu da kötü antrenman yapıyorsun kardeş, yani ne olmuş olabilir? Bir de çalış bak git, yani burada üste çıkmaya denedim. Böyle bir antrenmanı kötü yapanları sevmiyorum ya. Aksine antrenman önem veren oyuncuları severim. Dinlensinler, iyi oldu bu dinlenmedi. Blueberry. Buna gerek yok. Şöyle bir gelişim merkezden U18'de kimler var bir bakalım. Bu kimmiş? Kanat çıkıyor bir tane. Bir tane kanatımız çıkıyor. Umarım daha iyi olur. Pişmesine var bunun ama biraz daha. Bunun pişmesine biraz daha var. Şampiyonluk gelir mi? Şampiyonluk çok zor ya. Şampiyonluk gerçekten zor. Bakacağım şimdi şampiyonluğa. Buendia ikiz milli. Buendia nereli oğlum? Arjantinli miydi? Arjantin. Aynen. Zor dediysen şampiyonuz. Şimdi dur bir dakika be. Dur bakalım. Mevki, rol, görev. Tutu. Takım şu an yatkın her şeye. Mevki, rol, görevde sadece sıkıntı var. Esnik durdum. Arjantin yeni
Yıldız için kıvanç duyuyormuş. Yalnız kral stoper sakatlandı. Geçelim şunlara şöyle bir maçla bir Sheffield maçı ile bir Slavia Praha'da oynayalım. Değişikliklerle başlayalım. Holding, Konsa, Danilo, Arthur, Ings, Watkins, Bailey, Coutinho. Güzel. Güzel. Bu kadro iyidir. Bir Şili, bir Uruguay, bir Brezilyalı'nın takımını Güney Amerika'da dolduruyor. Takımı Güney Amerika'da dolduruyor. Ha, doldur dolu. Güney Amerikalılar olmazsa takım iyi olmaz, bunu unutma. Bir takımda Güney Amerikalılar olmazsa takım iyi olmaz. Topçunun hası Güney Amerika'dan çıkar. İyi başladık maça. İyi başladık maça valla. O nasıl bir şey ya? Botheim. Galatasaray'la adam alıyordu bu sene. Ya Luka değil. Ah be. Luka değil iyi. Neden Inks? Of, o kötü pas ya. Konsa. Martinez. Aha. Lan oğlum onu at lan. Danilo. 10 şut çektik, bir tane gol bulamadık. Bir orta gol getirir her zaman. Uf, direğe çarptı. Baskılı oynuyorduk, direğe çarptı. Yani şu an Sheffield United Galatasaray'ın kadrosu gibi olmuş lan. O ne? Botheim var. Patrick Van Aanholt var. Delacruz var. Bu da bizde. Fenerbahçe'yle adı anılıyordu onun. Ulan esnemekten duramadık. Bailey yerine bir Marcus Edwards hamlesi gelecek. O hadi ya. Patrick Van Aanholt, De La Cruz. Uf, bir pas denedi de olmadı. Jennings araya girdi. Takım iyi yayılıyor da bu paslar nedir ya? Bu paslar yeni görev kendi kendine talimat mı vermiş uzun diktiği? Şuna bak. Kim ya o balık gibi atlayan? O balık gibi atlayan stoper kim öyle ya? Şuna bak. Ya pastan çok o yediğimiz gol ne öyle ya, Allah'ını seversen. Cık. Balık gibi atladı ya. Kısa pas veriyor. Uzun pas şey yapıyoruz. Yani buna bir değişiklik lazımdı. Şuna kaçırılanlara bir bak ya. Vallahi şu kaçan pozisyonlar insan çileden çıkartıyor. Atamıyorsanız atanı alırız oyuna kardeş. Bunları bir hemen alalım ya. Hemen bir değişiklik. Çünkü yani şu istatistiklerle şu maç şöyle bitmek üzüyor beni. Üzüyor beni, gerçekten üzüyor. Şu istatistiklere bak. Arthur, McKin, Mariano. Lan, kes bir top, kes. Konsa.
Kutuyu at önüne. Oh, sonunda bir tane attık valla. Ne oldu ya hoca ya? Bu da Abdülkadir Bitigen gibi şey, koşuyor, her şey hazır ya. Her şey hazır yani. Yanlış doğru hiç umurunda değil. Her şey hazır, bir şey söyleyecek. Bir şey yapacak. At şunu da şuradan. Of. Ön direk organizasyonunu özenle seçmiştim. İyi oldu. Allah bereket versin. Hemen bir eski oyunumuza geri dönelim hemen. Bir taktiksel değişimini şey yapalım, değiştirelim. Bir sıfırdan 2-1'e böyle maç alınır. Böyle maç alınır. Bir sıfırdan 2-1'e. Tamamdır. Taktiksel değişikliği hemen patlattık. Maç aldık gittik. Vallahi hakem tam Abdülkadir Bitigen gibi ya. Şey, karar verecek yani her şey illa. Holding neydi? Patladın golde Holding. Patladın golde gördüm. Boşa zıplıyor. Nereye zıplıyorsan. Kenan'ın 32 yaşındaki otoriter stoper. Böyle bir baba stoper. Agustin Martinez. Doğru, onu unuttum kardeşim. Agustin Alvarez Martinez bu muydu? Hemen gözlemledim. Jonathan Lopez. Bu neymiş? Orta sahaymış. Basın. Oyuncuyu tam gözlemleyelim. Oyuncuyu tam gözlemlemeden bilgi birikim yapmıyoruz. Agustin Martinez'e baktım şimdi. Bakalım onun bir gün gelsin. Utku, senin önerdiğin oyuncu da kardeşim 70 milyon oluyor genelde. Yani bizim 11 milyon paramız var. Bailey yeni bir sözleşme istiyor. Verelim kardeşim yeni bir sözleşme sana da. Çözüm bulamamış. Konuşalım. Tamam kanka. Tamamdır, verelim yine sözleşme, şuna da ağlamasın. İyi adam. İyi hadi bakalım. Ya şu para 1 milyon. 1 milyon ne oğlum? 2,5'u al git. Of of of. Nasıl bir istek oğlum? Kronik Bailey. Ya bu Bailey değişik bir adam ya. Aldı bütün parayı, yıktı, bunu göndereceğim ilk fırsatta. Şu an kuyusunu kazacağım. Sadece sussun diye yeni sözleşme verdim. Büyük ihtimal yazın göndereceğim yani. Ona o kadar para vermem. 1,1 veriyorum maaş. Aylık. 12 ay oynasa 12 milyon para veririm. Ben oraya bir tane transfer yaparım, 12 milyonu Arjantin'den. Bailey. Ama Bailey de büyük topçu. Ben de büyük topçu gerçi. Gerçekte bir şey oynamıyor. Geçen Aston Villa kaç yedi? 3 yedi geçen Aston Villa hafta sonu ya. Kimden yedi ya? Canımı sıktı. İzledim maçı, unuttum. Sediye aşı. Geçen Aston Villa gitti. 3 yedi ya hafta sonu. Ya taş gibi kadro var. Coutinho'su, Buendia'su, Cartu, Curtu. Nasıl 3 yiyebiliyorsun ya? Vallahi ya. Bu değil de Arsenal çok iyi gelmiyor. Arjantin, Kolombiya, Meksika, oralara iyi bakılması gerekiyor kesinlikle. Topçu dediğin Güney Amerika'dan çıkar. Bu laf her zaman bizi haklı çıkarmıştır. Topçu Güney Amerika'dan çıkar. Ama Allah belasını versin Astomia. Bak 3-0 yenildi, 3-1 yenildi. Canım sıkıldı bak yine. Şerefsizler. Para alıyorlar o kadar. Ya Coutinho'du, Buendia'lı kadro nasıl 3-1 yenildi ya. Da bir de karşı takım da kötüydü. Bakacağım kimdi o ya. Bir dakika internetten bir bakayım. Aston Villa fixture. Aston Villa izin ver bir ya. Bir geç şunu bir. Ya telefonda bak. Reklam çıktı. Şimdi Slavia Prag maçı var. Buradan 3 puanla kesin dönmemiz lazım. Yani başka yolu yok. 3 puanı mecbur almalıyız. Mecburuz bu puana. Bu Slavia Prag maçı bizim için 6 puanlık bir maç. Crystal Palace. Ya uf, bak
Zaha şu an Crystal Palace dedin, Zaha orta sahadan aldı gitti topu şu an gözümde. Öyle gol yediler ya. Kötü Crystal Palace'dan 3 yedik ya. Bu maça kötü mü? Bence kötü. Metrikes Aston Villa daha iyi bir takım. Oh, attık bir tane. Adamlar Levi ile beraber kalıyor. Levi ile beraber kalıyor. Bence Aston Villa daha iyi takım. Bence. Aston Villa'nın kadrosu gayet ligin Crystal Palace'ın falan üstünde bir kadrosu var. Crystal Palace'da Coutinho gibi topçu mu var? Bu Endia gibi. Bir Zaha'ları vardı ileride. Adam akıllı. Takımın yıldızı zaten. Lampard hoca moca değildir. İşte ona katılıyorum. Danilo. Coutinho. Luka değil. Smarak, Leskovic. Uva. Burada bir baskı sonuç getirdi. Uf Beyli. Çıkar baba. Ne yapıyoruz oğlum lan? O gelecek yıl Süper Lig'de Pirlo'nun yerine kara gümrük deme. Çünkü Pirlo kovulur yakında. Leş gibi top oynattırıyor. Ne oynattığı bile belli değil. Of, ön direkt organizasyon. Ya bak, bu ön direkt organizasyonunu kurdum ben kornerde. İkidir bize gol attırıyor. Ve Abdülkadir Bitken koşuyor. Gol var diye koşuyor bu sefer. Slavia Praha gelmiş Abdülkadir Bitken. Hakem, bu maçın hakemi sanıyor şu an kendini. Golü veriyor. Karar verecek, ona da karar verecek. Her şeyi biliyor. O nasıl gol ya? Pirlo gitmezse kara gümrük düşer. Evet, bence de. Bu nasıl goldü ya? Orta sahadan vurdu adam. Zema. Hakem Abdülkadir Bitigen tekrar bir karar vermek için Şampiyonlar Ligi'ne şey yapmış. Bildirim yapmış. Slavia Prag maçını ben yöneteyim. Geçen Bezeki maçında Cagney kafa yedi ilk yarı adam. Adama top gelmedi. Evet. Vallahi adama top gelmedi. Adama top gelmediği gerek. Kime top geldi ki Karagümrük'te? Vallahi ben top gelen bir Karagümrük görmedim. Konsa Danilo. Uf, çok iyi pas. Ya bu kaçıncı direk ya? Bu kaçıncı direk? Şimdi Dennings yerine bir Mariano hamlesi gelsin. Orta saha Bailey yerine bir Edwards hamlesi gelsin. Danilo yerine McGinn hamlesi gelsin. Takım diri tutalım. Caner'e geldi, çizgiden çıkardı topta. Doğru diyorsun. Bir tane var. Ha, bir tane var. Cagney'nin de bir tane var. Kanatta top sürmüştü bir kere. Yani öyle bir iki tane sürdü. Traman yerine. Konsa. Watkins. Watkins topçu oldu. Topçudur bu arada. Watkins topçudur. Takımına aidiyeti son derece yüksek bir adamdır. McGinn, Mariano. İyi ya. Buradan 3 puan istiyordum. Bir insan Cagney ile top... Oha. Cagney ile top... Tak, bu ne yazdı, ne yazdı? Of, Mariano da yazdı. Dostlar, bu arada YouTube'da sizlerin görmeniz için Twitch'teki bu şeyi yapacağım. Chat'in yazdıklarını ekrana vereceğim. Bunu bir yarın ayar yapayım. Ayar yaptıktan sonra sizlere sunayım. Tekrardan, çünkü böyle siz de chat'i takip edebilmiş olursunuz.
Bu arada videoyu da beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bizi desteklemeye devam edin. Bu videoyu bu Şampiyonlar Ligi galibiyetiyle kapatıyorum. Bir dahaki Futbol Manager videosunda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.